İyi ve gerçek altın nasıl anlaşılır? Kahramanmaraş'ta bulunan Ecmel Kuyumculuğu ziyaret ettik. Birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Maraş'ta devam ediyor. Şimdiki durağımız ise kuyumculuk sektörüne yönelik hizmet veren bir marka ismi Ecmel Kuyumculuğa konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahipleri Sayın Mehmet Kızmaz ve Sayın Mahmut Eğicil ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Biz de güzel, elhamdülillah. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii ki ürünlerimizle ilgili bilgiyi alacağız ama öncelikle firmayı tanıyarak başlıyoruz diyerek Mehmet Bey'e mikrofonumu uzatmak istiyorum. Buyurun. Firmamız aslında 2011 yılı itibariyle kurulmuştur. Fakat daha eskiye dayanır. 20-25-30 yıllık bir mazimiz vardır. Daha önceden başka ortaklıklarımız vardı. Oradan bu yana geliyor. Peki 25 yılı aşkın bir süredir bu sektördeyiz ve hizmet veriyoruz. Tabii ki o süreç çok kolay bir süreç olmadı sanıyorum, değil mi? Mutlaka tabii ki kolay bir süreç değil. Dünden bugüne nasıl gelebildik? Dünden bugüne çeşitli meşakkatlerle geldik. Yani bazen piyasada durgunluklar oluyor. Bazen eleman sıkıntısı çekiyorsunuz. Ama yine de azminizi kaybetmediğiniz zaman bir şeyler üretebiliyorsunuz. Kesinlikle. Şu anda en karlı yatırım altın aslında, değil mi? Tabii ki genel olarak biz kuyumcu olduğumuz için bize göre en ideal yatırım altın. Onun dışındaki yatırım araçları mutlaka vardır ama kişiye göre değişir. İşin tercihine bağlı bir konudur. Kesinlikle. Ama sonuçta ne olursa olsun, yatırımı neye yaparlarsa yapsınlar, sonuçta altın her zaman kazandırıyor. Tabii ki her zaman kazandırıyor. En kolay nakite çevrilme olanağına sahip bir metadır. Onun için halkımız da zaten bu yönde bayağı bir bilinçli bir şekilde neyin nasıl alınıp satıldığında gayet güzel biliyor. Peki sahte altınla gerçek altın nasıl ayrıştırılıyor? Tabii ki onun özgül ağırlıkları vardır. Kuyumcu altının kıymetini sarrafı bilir derler. Bu işten anlayan insanlar eline aldığı zaman bilir onu. Kesinlikle. Ama bilinmeyecek derecede yapılanlar yok mudur? Zaman zaman çıkıyordur. O da işte eritilip hurda geldiği zaman eritirsin, rapor edersin. Raporda gerçek sonucu ortaya çıkar. Burada sadece alyans üretmiyoruz. Bununla birlikte farklı ürünlerimiz de var. Neler? Şimdi biz esasında firmamız alyans üretici. Üreticiliği yapan bir firmadır. İmalatçı bir firmayız. İmalatçı bir firmayız tabii. Bunun yanı sıra da son zamanlarda bir bileklik, Aldo bileklik dediğimiz bir model yapmaya çalıştık. Ama ağırlığımız bizim genellikle Ecmel Alyans olarak alyans üretiyoruz. Kesinlikle. Tabii bu arada farklı talepler olduğu zaman da onları değerlendirebiliyoruz, butik hizmet verebiliyoruz, öyle değil mi? Butik hizmet gerektiğinde tabii yapıyoruz. Vatandaşın kendi isteğine göre imalatımızı yapıyoruz ve sunuyoruz. Yani özel isteğe göre de alyanslarımız var. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz tüm bilgiler için. Bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için son olarak neler söylemek istersiniz? Bizler de teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sağ olun, var olun diyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere inşallah. Sağ olun inşallah. Buyurun. Son olarak sizden alalım. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Bu imkanı bize verdiğiniz için inşallah başarılı bir tanıtım programı olur. İnşallah. İnşallah. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.